Selamünaleyküm arkadaşlar. Tefsir tarihi dönemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz ve buradan bir soru beklemekteyiz. 2020'de sahabe dönemi soruldu ve 4 ana dönemimizi sırasıyla sayıyoruz. Hazreti Peygamber dönemi, sahabe dönemi, tabi'in dönemi ve etba'u tabi'in dönemi olarak sıraladık arkadaşlar. Ve ilki Hazreti Peygamber dönemiyle başlıyoruz arkadaşlar. Ekranımızı yakınlaştıralım sizlere ve diyoruz ki ilk müfessir Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın 3 temel görevi vardır. İlki insanlara tebliğ etmek, gelen vahiyleri anında bildirmektir ve ikincisi tebyin görevidir. Özellikle ibadetler konusunda, ahkam konularında o konuları insanlara açıklamaktır, uygulamasını göstermektir. Ve bir diğer de teşri diyoruz ve Peygamberimizin Kur'an'ın içerisinde olmayan konularda hüküm koyma, hüküm getirme yetkisi vardır. Özellikle 3 ana konuda insanlara ne yapar? Yol gösterir. Bir tanesi mücmel konusu, bir tanesi müphem konusu ve bir de Kur'an'daki müşkil konuları insanlara izah etmek ve açıklamakla görevlidir. Hemen başladık arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in Kur'an'ı açıklama şekilleri. Bir tanesi mücmel arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar mücmelin tarifine baktığımız zaman manası tam kapalı olan kelimeler demektir. Bu kelimelerin anlamı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in veya bir alimin açıklamadığı müddetçe insanların bilmesi imkansız arkadaşlar. Ondan dolayı bakın manası tamamen kapalı olan ayetleri Hazreti Muhammed ne yapmıştır? Biz insanlara izah etmiştir. Kur'an'a baktığımız zaman arkadaşlar ve hemen diyoruz ki Mutaffifin suresinin 14. ayetinde ne söylemekte? Onların kalpleri paslanmıştır. Ve sahabe bunu duyduğunda ey Allah'ın Resulü onların kalpleri nasıl paslanmıştır? Acaba metal midir? İçine demir mi var? Gerçekten deterjan getirip de yıkasak gibisinden böyle. Ve Peygamberimiz şöyle izah etmiştir. Hayır, o anlamda değil. İnsanlar günah işlediği takdirde kalplerine bir kara leke sürülür ve işlemeye devam ettikleri takdirde o kara leke büyür. Ancak bir af ve mağfiret dilediklerinde, Allah'a tövbe ettiklerinde Allah onu affederse ve o kara leke cilalanır ve zamanla yok olup gider. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam bize bunu açıklamadığı takdirde bizim bunu bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Ve anlıyoruz Peygamberimizin temel görevinden bir tanesi insanlara mücmeli yani tam kapalı olanı izah etmektir arkadaşlar. Size bir ipucu daha vereyim arkadaşlar, bakın cemel diyoruz arkadaşlar. Ne demek Arapçada? Deve değil mi? Devenin rengi kahverengi bakın. Pas rengine çok çok benzer. Ondan dolayı hemen mücmel deyince bu örnek aklınıza gelsin. Mutlaka ve mutlaka çok önemli bu örnek. Müphem'in tafsiriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Kur'an'da insan, melek, cin, bir kabile, bir topluluk yahut bir kelime veyahut o kelimeyi niteleyen bir sıfat olabilir. Bunların açık bir şekilde değil de ismi mevsul, ismi işaret yahut zamir yahut cins ismi olarak verilmesi yahut belirsiz bir zaman dilimi kullanılması yahut belirsiz bir mekan yeri kullanılmasına biz müphem diyoruz arkadaşlar. Ve yarı kapalılık var, belirli ipuçları var. Unutmayın arkadaşlar, örneğin Kur'an Adem ve eşi der, asla Havva demez, biliyor musunuz? Ve oradaki eşinin Havva olduğunu biz ne yapıyoruz? Eşinden çıkartıyoruz, araştırmışız, gerçekten Havva olduğunu anlamışız. Hemen bir örneğe geçelim arkadaşlar ve diyoruz ki namazlara, orta namaza dikkat edin canlar. Baktığımız zaman bu Bakara suresinin 238. ayetine hangi namaz arkadaşlar? Ve diyoruz ki orta namaz bakın. Bu namaz kelimesi şu anda cins isim olarak kullanılmış ve başına arkadaşlar bir sıfat gelmiş. Ve onu ne yapmış? Vasıflandırmış, onu tavsif etmiş. Ve biz de bunu Peygamberimize soruyoruz ve Peygamberimize diyoruz ki orta namaz ile kastedilen hangi namazdır? Ve dedi ki İkindi namazıdır bakın. Çünkü bir sürü namaz çeşidi var. Cenaze namazı mı, akşam mı, sabah mı veyahut nafile mi, farz mı, vacip mi bilemiyoruz arkadaşlar. Bu durumu Peygamberimize sorduk ve bize ikindi namazının olduğunu söyledi. İşte canlar, ayetteki orta namazda maksadın ne olduğu açık değildir. Yani cins bir isimdir ve namaz ve namazı vasıflandıran bir sıfat olarak gelen orta lafzında bir yarı kapalılık vardır. Hazreti Muhammed orta namaz, ikindi namazdır diyerek
bu yarı kapalılığı ortadan kaldırmıştır. Bu konuları ileride sizlere daha kapsamlı ve detaylı bir şekilde açıklayacağım ve hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki mutlakın takyidi arkadaşlar çok çok önemli. ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu sorulardan bir tanesi ve son 2 yıldır üst üste gelmektedir mutlakın takyidi. Bir kelimenin anlam yönüyle kayıt altına alınmaması, yani başlangıcı ve sonu belli olmaması, bir başka kelime ya da niteleme ile belirginleştirilmemesi demektir arkadaşlar. Ve onu belirginleştirmek için hemen ne yapıyoruz? Mukayyet, yani takyit ediyoruz. Genel anlam ifade eden bir durumu belirginleştirmeye biz mukayyet söylemekteyiz. Örneğin arkadaşlar, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz. Müzemmil suresinin 20. ayetindeki Hazreti Muhammed Fatiha'sız namaz olmaz sözüyle ne yapmıştır? Bunu takyit etmiştir. Bunu kayıt altına almıştır. Daha önceki verilen genel ibareyi ne yaptı? Özel bir ibareye dönüştürdü ve namazda farz kıraatin Fatiha olduğunu belirgin hale getirdi. Bir başka örneğe bakıyoruz. Hırsızlık eden kadın ve erkeğin ellerini kesiniz. Ellerin nereden kesileceği bilemiyoruz. Ve iki elimiz var. Sağ mı sol mu? Bunu hemen peygamberimize soruyoruz. Ve peygamberimiz sağ elin bileğinden diyerek belirginleştirdiğini görmekteyiz. Bu tür durumlar arkadaşlar karşımıza çıkar ve çok da kolay. Bir diğeri müşkilin tavzihine bakıyoruz. Çelişen ayetleri ne yapmıştır? Peygamberimiz bizlere izah etmiştir. Baktığımız zaman Meryem suresinin 71. ayetinde içinizde oraya, yani cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur söylemektedir. Evet, başka bir ayette ise Allah inanan ve iyi işler yapanları cennete sokacaktır demektedir. Ve oraya girmeyecek hiç kimse yoktur ve başka bir ayette ise Allah inanan ve iyi işler yapanları cennete sokacaktır. Ve çelişen iki ayeti gördük, hemen peygamberimize sorduk ve şöyle söyledi: cennete girecekler de cehennemden geçecek, ancak cehennem kendisine serin ve selamet olacaktır. Demek ki şunu anlıyoruz arkadaşlar, peygamberimiz ne yaptı? Çelişen ayetleri bize izah etti. Bir diğeri peygamberimizin görevi nebevi tefsirin fonksiyonu. Hazreti Peygamber'in az önce demiştik, Kur'an'ın dışında kanun getirme, teşri, hüküm koyma yetkisi vardır. Allah'ın verdiği bu yetkiye dayanarak peygamberimiz de Kur'an'ın boş bıraktığı konularda hükümler koymuştur. Örneğin nesep açısından haram olan şeyin süt emzirme yoluyla da haram kabul edilmesi hadislerden gelen bir rivayettir. Çoğu sarhoş eden şeyin azının da haram olacağı, 5 vakit namazın ne zaman ve nasıl kılınacağını hadislerden öğrenmekteyiz. Artı vitir namazının vacip oluşunu, orucu bozan ve bozmayan durumlar, kimlere zekatın farz olduğu. Bakın Kur'an'da kimlere zekat vereceğimiz belirli. Ama kimler zekat verir yazmaz, bunu peygamberimiz bizlere izah etmiştir. Büyük annenin mirası gibi hususlar sayılabilir arkadaşlar. Ve hemen diyoruz ki sahabe dönemi. Arkadaşlar sahabe dönemiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve 2020 sorunuz buradan gelmişti. Hemen ekranımızı büyüttük ve diyoruz ki buraya dikkat edelim. Daha taze bir soru, 2020 sorusu. Sahabe tefsirinin bir özelliği değildir demişti. Daha çok sözlü yorumlar tercih edilmiştir. Şifahi anlatımlar ön plandadır. Rey ve yoruma az başvurulmuştur. Çünkü peygamberimizden duyduklarını olduğu gibi rivayet etmişler. Farklı din ve kültürlerden çok az etkilendiler. Ayeti ayetle ve nüzul sebepleriyle açıkladılar. Ayeti ayete sundular. Kur'an'ı baştan sona tefsir etmediler ve sadece garip, muğlak, müphem, müşkil ve mücmel anlamı kapalı olan kelimeleri izah ettiler. Ahkam ayetlerinde hüküm istinbatında bulunmadılar. Açıklamaları bu dönemde henüz tedvin edilmemişti arkadaşlar. Yani kısacası tefsir kitapları henüz kitap haline getirilmedi arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Önde gelen sahabi müfessirlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Abdullah bin Mesud arkadaşlar. Ve ÖSYM size bunu sormakta, 2020'de hatta şöyle bir soru geldi ve özelliklerini verdi. Hangi ekol ve nerede kurulmuştur diye size cevap Kufe'yi sormuştu. Abdullah bin Mesud hakkında bilgimizi verelim. Kufe tefsir ekolunun kurucusudur. Mekke'de müşrikler işkence ettiler kendilerine. Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Ebu Cehil'i öldürdü. Bedir Savaşı'ndan bir gün öncesinde Hazreti Ömer'in Kufe kadılığını ve Beytül Mal idaresini yaptı. Bakın Hazreti Ömer döneminde kadı olarak görev yapmıştır. Hadis, tefsir ve fıkıh ilminde bir otorite kabul edilmiştir arkadaşlar. Mekke'deyken
gür sesiyle damların üzerinde, evlerin üzerinde Kur'an okuduğunda Mekke'yi titretirmiş arkadaşlar. Vahiy katipliği yapmıştır. Kendisinin bir özel mushafı vardı. Hatırlarsınız Hazreti Osman döneminde Kur'an istinsah edilirken ve o diğer özel nüshaları isteyip yaktırmak istemişti Hazreti Osman. Ancak kendisi vermediğinden dolayı Hazreti Osman ile araları açılmıştı. Geldik bir diğer arkadaşlar. Abdullah bin Mesud'la devam ediyoruz. Bir ay önce MBSTS'de çıktı bu soru arkadaşlar. Mekke Tefsir Ekolü'nün kurucusudur. Hazreti Ömer onun fikirlerine başvururdu. Kendisi çok genç bir sahabiydi ve genç olmasına rağmen Hazreti Ömer onun fikirlerine her zaman başvururdu. Hazreti Osman döneminde hac emirliği yaptı. Hazreti Ali döneminde Basra valiliği yaptı. Kendisine Hibrül Ümme yani ümmetin bilgini ünvanı verildi. Artı tercümanul Kur'an'dır. Peygamberimiz kendisi için bu ünvanı verdi ve kendisine dua etti. Allah'ım Abdullah'ın ilmini arttır dedi ve gerçekten tefsir alanında da bir otoriter oldu. Daha sonra öğrencileri yetiştirdi. Kim bunlar canlar? İkrime. Kim bunlar? Ata gibi böyle önde gelen müfessirler yetiştirdi canlar. Artı Übey bin Kâb'a geldiniz. Kendisi Medine Tefsir Ekolü'nün kurucusudur. Hazreç kabilesine mensup bir sahabedir. Bakın Musab bin Umeyr aracılığıyla ne yaptı? Müslüman olmuştu. Akabe biatına ve Bedir gazvesine iştirak etti. Medine'nin ilk vahiy katipliğidir. Kendisi biraz yaşlı olduğundan dolayı daha sonra bu görevi Zeyd bin Sabit'e devredecektir. Kıraatte bir otorite idi arkadaşlar. Ali bin Ebi Talip hakkında bilgi verelim. Hazreti Peygamber'in muahat kardeşi Tebük hariç tüm savaşlara katılmıştır. Tefsir, hadis ve fıkıh alanında bir otoriter idi. Abdurrahman bin Mülcem tarafından kendisi şehit edildi arkadaşlar. Ve ana hatlarına baktığımız zaman sahabe döneminin özellikleri ve önde gelen şu sağda görmüş olduğunuz 4 kişi mutlaka bir sınav sorunuz. Ve arkadaşlar hemen devam ediyoruz. 3. dönemimiz tabiin dönemiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an tamamen tefsir edilmeye başlandı. Tabiun dönemi kelime açıklamaları yanında geniş fıkıh izahlara, ayetlerden istinbat ve istidlal yoluyla çıkarılan hükümlere ve tarihi bilgilere de yer verdi. Bakın en önemli özelliklerini sizlere aktarıyorum. Yani ahkama dair izahlar yapıldı. Ayetlerden istinbat ve istidlal yoluyla yani kıyas yapıldı. Artı iki şey arasında irtibat kuruldu ve delil yoluyla hükümler çıkartıldı. Artı tarihi bilgilere de yer verildi bakın. Böyle bu dönemde tefsirlerde tarih bilgileri, coğrafya bilgileri, genel kültür bilgileri sık sık kullanılmaya başlandı. İsrailiyat en fazla bu dönemde tefsire konu oldu. İlk defa sahabe döneminde İsrailiyat tefsire girdi ve daha sonra tabiin döneminde en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde de tefsir henüz tedvin edilmemiştir arkadaşlar. Henüz müstakil bir kitap haline getirilmemiştir. Bakın tamamen tefsir edildi baştan sona ancak şifahi olarak, sözlü olarak tefsir edildi. Ancak tedvin edilmesi bir sonraki dönem Etba'u Tabi'in döneminde olacaktır. Şifahi anlatım tekrar vardır. Tefsir ekolleri resmen kuruldu. Lütfen arkadaşlar bunu bir kenara yazın bakın. Tefsir ekolleri. Bizim iki ana ekolümüz vardır. Tabi'in. Şu T harfini arkadaşlar biraz uzatalım bakın. Sağını solunu ve okulun tabelası olsun arkadaşlar. Okulun tabelası olsun. Sol tarafına Kufe ekolü ve sağ tarafına Hicaz ekolü asalım arkadaşlar bakın. Demek ki bu tabi'in başta arkadaşlar bizim için önemli ve tabela bakın. Tabela. Lütfen tabelamızı astık ve sol tarafa Hicaz ekolü, sağ tarafa Kufe ekolünü lütfen asalım ki bir okul olduğu belli olsun ya. Okulun kitabesini astık canlar. Ve diyoruz ki tefsir ekolleri ilk defa burada resmen kuruldu. Daha önce yok muydu? Vardı ancak arkadaşlar böyle Abdullah bin Mesud olsun, Übey bin Kâb olsun. Ben bir tefsir ekolü kuruyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Sonrakiler kurdular bunu. Ekolleşmeye bakıyoruz arkadaşlar. Mekke'de Abdullah bin Abbas bir ekol kurdu. Daha sonra Mücahit'i, İkrime'yi yetiştirdi. Medine ekolü Übey bin Kâb'dır. Daha sonra Zeyd bin Eslem, Muhammed bin Kâb gibi önde gelen müfessirler yetişti. Bir diğeri Kufe ekolü. Abdullah bin Mesud
önderliğinde kuruldu. İbrahim en-Nahai, Muhammed bin Sirin, Hasan Basri gibi müfessirler yetişmiştir ve fıkıhçılar yetişmiştir, hadisçiler yetişmiştir arkadaşlar. Etba'u Tabi'nin son döneme geldik. Tefsir bu dönemde tedvin edildi. İlk defa arkadaşlara bakın, müstakil olarak ilk tefsir kitabımız baştan sona yazıldı ve önce şifayı anlatılan tefsir sonra yazıya geçirmiştir. Bakın, tefsir ilk defa hadis ilminin bir kolu olarak yazıldı. Yani tefsirimiz hadisten ayrılarak müstakil bir hale geldi. Sonradan müstakil olarak yazılmıştır. Etba'u Tabi'nin dönemiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tefsir bu dönemde tedvin edildi ilk defa. Önce şifayı anlatılmış olan tefsir ilk defa bu dönemde yazıya geçirildi ve tefsir ilk defa hadis ilminin bir kolu olarak yazılmıştır. Sonradan müstakil bir ilim olarak ortaya çıktı arkadaşlar. Hemen geçiyoruz arkadaşlar ve diyoruz ki Etba'u Tabi'nin döneminde yazılan tefsirler hangileri? Burada geçmişte DBT'den soru geldi. Hepiniz bilirsiniz az çok bakın. ÖSYM bunlara çok çok dikkat etmekte. Hangi dönem ne var ne yok hepsini bilmemiz lazım. İlk defa arkadaşlar diyoruz ki Mukatil bin Süleyman tarafından Kur'an'ın tamamı tefsir edildi bakın. İlk Kur'an'ımızı baştan sona yazan müfessirdir kendisi. O yönüyle çok çok önemli arkadaşlar. Artı canlar bakın, eseri Tefsirul Kebir, büyük tefsir kitabı ve bunun önemi her ayetin sebebi nüzulünü böyle tek tek yazmasıdır. O yönüyle çok çok harika arkadaşlar. Ve Süfyan-ı Sevri de bir tefsir yazdı. Kendi ismini vermiştir. Tefsir-ü Sevri. Yahya bin Sellam da bir tefsir yazdı. Tefsir-ü Yahya. Bunlar sizin için çok çok önemli. Ve çünkü kendi ismini vermişler. Artı canlar Ferra da bir tefsir yazdı. Me'anil Kur'an. Kur'an'ın manası. Canlar unutmayın, Ferra'nın ismi de Yahya. Bakın Yahya bin Sellam. Yahya'nın da bir lakabı var Ferra diye. Hızlı Yahya. Hızlı giden Ferrari'den çıkartabilirsiniz canlar. Ve bunun ismi de Yahya arkadaşlar. Bir diğeri Ebu Ubeyde. Mecazul Kur'an. Kur'an'ın mecazı. Bir diğeri Abdurrezzak bin Hemmam var arkadaşlar. Ve tefsir kitabı yazdı daha önce. Hadisten arkadaşlar biz bunun bir hadisçi olduğunu ve ilk musannefi yazdığını duymuştuk. Ve aynı zamanda kendisi burada bir müfessir arkadaşlar. Hemen diyoruz ki tefsir çeşitlerimiz nelerdir? Devam ediyoruz arkadaşlar.